seyircilerimiz, dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque du Soleil yeni gösterisi Bazar'la İstanbul'da seyircisiyle buluşmaya hazır. 21 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında 19 gösteri gerçekleştirecekler. Biz de şu anda İstanbul Maltepe'de kurulan dev bir çadırın içinde ekiple sohbet ediyoruz. Sanat yönetmeni Jennifer Lecuye, paten gösterileriyle şovun bir parçası olan Mathieu Cloutier ve Miram Lesar. Thank you çok so teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Büyük çadırımıza hoş geldiniz. Bu dev çadırı burada görmek gerçekten harika. Onunla ilgili sorunları da olacak ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Cirque du Soleil Türkiye'de gösteri yapmıştı ve Türk seyircisi çok iyi tanıyor sizi. Ama gerçekten bu gösteri son derece önemli. Yeni gösteriniz Bazar sahnelenecek. Evet, Kasım ayında Hindistan'da premier yapmıştık 2018'in ve tabii ki dev çadırımız ilk kez İstanbul'da. Yani bu tecrübeyi ilk kez göreceğiz. Peki size böylesine bir gösteri için neyin ilham verdiğini sorabilir miyim? Susan Godreau, show direktörümüz ve sirkin köklerine dönme fikri geldi. Cirque du Soleil'in insan ve akrobatların gösterinin en ön sıralarında olması fikri geldi. Ve gösterinin kalbinde gerçekten akrobatlar var ve bazarda son derece eklektik, çılgın renkli ve son derece dinamik müzikle desteklenen son derece olumlu bir ortamda sirkin köklerine dönüş anlamında bir gösteri. Sirkin köklerine dönüş derken Cirque du Soleil'in tüm maceralarının bir retrospektifi olabilir diyebilir miyiz? Tabii ki bu bir yandan da sirkin kökleri ve yani nasıl başladığımızı hatırlıyoruz. Quebec'te küçücük bir kumpanyaydık. Sadece iki kişi, öyle değil mi? Evet, o son derece yakın ve sıcak tecrübeyi büyük çadıra getirmek istedik. 30 sanatçıdan oluşan bir ekibimiz var. Son derece seyircilere yakın bir gösteri. Aynı ilk başladığımız dönemde gibi. Biliyorsunuz o zaman sokakta yapılıyordu gösteri. Ve tabii ki ilham aldığımız başka bir nokta daha var. Sirk aletleri ve sirkin kendisi seyircilerin gösterinin içinde ve çok yakınında olmasını istediler. Kullandığımız araçlar da önemli. Örnek olarak bir bisiklet gösterimiz var. Herkes bisiklete binmeyebilir ama tabii ki muhteşem patenci göstericilerimiz, akrobatlarımız var. İnsanlar patenin yapanlar vardır ama onların yaptığı akrobasiyi gördüğünüz zaman gerçekten hayran oluyorsunuz. Bunu görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizin hikayenizden de bahsetmek istiyorum. Siz nasıl Cirque du Soleil'in bir parçası oldunuz, gösteriye nasıl başladınız, anlatır mısınız? Siz bir çift olarak gösteri yapıyorsunuz değil mi? Evet, patenle birlikte gösteri yapıyoruz. Ve her ikimiz de Quebec kent sirk okulunda başladık. 12 yıl önce Kanada'da başladık ve orada tanışmıştık. Ve farklı uzmanlık alanlarımız vardı sirk konusunda. Arkadaştık ve 5 yıl önce de çıkmaya başladık. Sirk sanatçıları olarak bir çift olduğunuz zaman farklı gösteriler yapıyorsanız dünyanın farklı yerlerine gidiyorsunuz ve tabii birbirinizi görmek çok zor oluyor. Birlikte bir gösteri ortaya koymaya çalıştık ve böylece hem beraber çalışıp hem de beraber dünyayı gezebilecektik ve paten fikrini ortaya attı. O zaten patenlerde çok iyiydi. Ben sıfırdan öğrenmek zorunda kaldım açıkçası. Her zaman kolay olduğunu söyleyemem ama çok çalıştık. Ve birkaç yıl sonrasında kendimizi geliştirdik ve Cirque du Soleil bizi aradı ve bazarın bir parçası olmak ister misiniz diye sordu. Ve geçen yılda bütün ekiple Montreal'de bir araya geldik ve bu gösteriyi ortaya koyduk. Harika bir hikayeymiş gerçekten de. Peki Mathieu, sana dönelim. Bu çok zor değil mi gerçekten çift olarak bir gösteri yapmak, ki paten gösterisi de son derece zorlu. En zor anlarınızı paylaşır mısınız ya da sirk hayatının en zor kısımları nelerdir? Aynen onun dediği gibi sıfırdan başladık. Ben buz hokeyi oyuncusu olduğum için patene gayet aşinaydım ama o hiç bilmiyordu ve sıfırdan başladık.
Evet, öğrenmek, paten öğrenmek ve o güveni ortaya koymak. Çünkü bana %100 güvenmek zorunda. Eğer bunu yapamazsak gösteri başarılı olmaz. Ve ben de tabii ki onun bana güvenmesi lazım. Benim de o güveni sağlamam lazım. Her şeyin yolunda gideceği güvenini vermem lazım. Bu gerçekten çok zor bir nokta. Ve en önemlisi karşılıklı olarak birbirinize, hayatınızla güvenebilmek ve o riske karşılık her şeyinizi vermek. Çünkü hareket etmeye başladığınız zaman %100 kendinizi vermeniz lazım. Eğer biraz kendinizi geriye çekerseniz daha da tehlikeli oluyor iş. O yüzden bu çok önemli. Peki biraz daha fikir vermesi açısından sizin gösterideki, hikayedeki gösterideki parçanız nedir? Biz gösterinin çılgınları ve bela çıkaranlarıyız ama iyi bir açıdan diye düşünün. Yani iyi açıdan bela çıkaran. Evet, eğlenen iki çocuk gibi düşünün. İnsanlara şaka yapıyoruz. İnsanlara şaka yapıyoruz diyebilirsiniz. Ve eğleniyoruz tabii ki. Peki hikayeyle ilgili bir şeyler anlatabilir misiniz? Gerçekten bir maestro ile ilgili, bir sanatçı ile ilgili bir hikaye değil mi? Evet, bir maestromuz var ve gösterimiz de onun hikayesini anlatıyor. Bilgisini bir sonraki nesle aktarışını ve bu arada başından geçenleri anlatıyor. Gerçekten son derece haylaz bir kadın var onun yanında, havada uçuyor. Son derece eğlenceli ve son derece keyifli bir hikaye ortaya koyuyoruz. Peki kaç aktör, dansçı ve akrobat var ekipte? Gösteride sahnede canlı müzik yapan 3 müzisyenimiz var. Bu da gerçekten çok daha farklı bir, sıcak bir atmosfer ortaya koyuyor. 6 profesyonel dansçımız var ve diğerleri de akrobat, yerde ya da havada birbirinden farklı gösteriler sergiliyorlar. Harika olacağından eminim gerçekten. Peki bu kadar çok ekipmanı, bu kadar çok materyali İstanbul'a getirmek nasıl mümkün oldu? Böylesine de büyük bir çadır. Evet, o da gerçekten bambaşka bir hikaye. Bir kente geldiğimiz zaman bize boş bir arsa veriyorlar. Yere ihtiyacınız var değil mi? Evet, yere ihtiyacımız var ama çok çok da değil. Yani çadırımız küçük bir alana bile sığıyor aslında. Çadır olarak büyük ama çok yere ihtiyacımız yok. Ve kentten ayrıldığımız zaman, bir önce kentten ayrıldığımız zaman 31 konteyner dolusu ekipmanımız var. Bunlar gemiyle İstanbul'a getiriliyorlar ve bunlar bize ayrılan boş alana getiriliyor ve yavaş yavaş çadırı kurmaya başlıyoruz. Direkleri koyuyoruz. Bütün koltuklar, sahne ve bu işlem, her şeyi hazır hale getirmek 5 gün sürüyor. Sadece havalandırma ve ısıtma sistemleri için 8 konteynerimiz var. Çünkü konuklarımızın ve akrobatların rahat olmasını istiyoruz. Bu çadırın altında, bu bir çadır aslında. Ve 250 özel kazığımız var ve bunlar 1 metre uzunluğunda özel kazıklar. Bunlarla net bir şekilde çadırımızı sabitliyoruz. 140 kilometrelik rüzgarlara bile dayanabiliyor çadırımız. Evet, bu bir çadır ama bizim evimiz, bizim yuvamız. Bir kere kurduktan sonra gerçekten herkesin kendini evde, evinde hissettiğini düşünüyorum. Evet, bizim küçük evimiz diye düşünüyoruz. Dünyanın her yerine götürdüğümüz büyük çadırdan evimiz. Evet, bambaşka bir atmosfer var aslında. Bir yandan zor, çok zor bir gösteri. You are now ready to ve meet artık Türk seyircisiyle tanışmaya hazırsınız diye düşünüyorum. Peki onlara bir şeyler söylemek ister misiniz, seyircilerinize, İstanbullulara? Evet, %100 hazırız onlar için. Umarız onlar da bizim için de hazır olduklarını düşünüyorum. Evet, herkes çok heyecanlı. Evet, biz de çok heyecanlıyız. Çok teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Ve yeni projelerde sizi tekrar görmek istiyoruz. Umarım Cirque du Soleil yine farklı gösterilerde devam edecek ve yine Türkiye'ye gelecektir. İlk kez Türkiye'de böylesine bir pazar gösterisini izlemekten biz de çok keyif alacağız. Çok teşekkür ederiz. Cirque du Soleil ekibine teşekkür ediyoruz. Ve hemen ajandamızdaki bir diğer haberimize de bakalım istiyoruz. Çünkü yaz sezonu olduğunda muhakkak açık hava etkinlikleri öne çıkıyor. Onlardan elbette bahsediyoruz. Festivaller de bu ajandanın büyük bir kısmını oluşturuyor. İşte böyle bir festival turu geliyor şimdi ekrana. İstanbul
İstanbul'da bu hafta sonu farklı bir festival deneyimi yaşamak isteyenleri Moda ve Müzik Festivali bekliyor. Gün boyu modada yeni trendlerin ve tasarımların tanıtılacağı festivalde adamlar Hey Douglas, Ekim Beril, Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol performans gerçekleştirecek. Küçük Çiftlik Park'ta yapılacak festival 24 Ağustos Cumartesi günü 14'te kapılarını açacak. Caz müzik tutkunları bu hafta sonu Çeşme'de bir araya gelecek. 24-25 Ağustos'ta Çeşme'de yapılacak Sun Jazz, caz dünyasının önemli isimlerini buluşturuyor. Festivalde ilk günün yıldızları Sibel Köse, Four in the Pocket, Bilal Karaman ve Erkan Oğur'un Telvin grubu olacak. Festivalin ikinci günü Su İdil, İlhan Erşahin, Bebop Project, Alp Ersönmez ve Fransız trompetçi Eric Truffaz'la bir araya gelecek. Bu yıl 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak Zeytinli Rock Festivali, Türk Rock müziğin geçit törenine dönüşecek. 4 sahnede Teoman'dan Duman'a, Şebnem Ferah'tan Mor ve Ötesi'ne rock müziğin en önemli grup ve müzisyenleri sahne alacak. Umut Kuzey öncülüğünde Edremit Akçay sahilinde düzenlenen festival 28 Ağustos Çarşamba Selda Bağcan ve MFÖ'nün performansıyla başlayacak. Athena, Duman, Ceylan Ertem, Can Gox, Manga, Ceza, Aslı Gökyokuş ve Fatma Turgut festivalin yıldızları arasında. Zeytinli'den sonra Milyon Fest'in bir sonraki durağı Fethiye olacak. Fethiye'nin İmlice plajında 5 Eylül'de başlayacak festivalde Cem Adrian'dan Umut Kuzey'e, Sagopa Kajmer'den Pamela'ya, Duman'dan Şebnem Ferah'a rock ve alternatif müziğin sevilen yıldızları sahne alacak. Fethiye'de rock müzisyenleri sahnedeyken aynı tarihlerde Kaş'ta caz rüzgarları esecek. 6 Eylül'de ilk kez yapılacak Kaş Jazz Festivali'nin yıldızı çağdaş cazın yükselen İngiliz gruplarından Mammal Hands olacak. Festivalde yeni türkü grubu da 40. sanat yılına özel bir konser verecek. Tutan şey ikimizi birleştiren neydi? Ajandamızdan diğer haberlerle bir de haber turu görelim öyleyse. My hands are registered as lethal weapons. We get into a fight, I accidentally kill you. I go to jail. Leonardo DiCaprio ile başrolleri paylaştığı Bir Zamanlar Hollywood'da filmiyle uzun zamandır gündemde olan Brad Pitt'ten yeni haberler var. Pitt'in başrolde olduğu Bir Zamanlar Hollywood'da bu hafta sonu Türkiye'de vizyona girmeye hazırlanırken oyuncunun dünya basınında gündemi farklı. Pitt'in yeni filmi Ad Astra, Yıldızlara Doğru'dan ilk fragman yayınlandı. Brad Pitt'in Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler ve Donald Sutherland'la birlikte rol aldığı film, astronot Roy McBride'ın yolculuğunu anlatıyor. Film, 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy'un hikayesine odaklanıyor. Film 20 Eylül'de vizyona girecek. Thank you.
sinema dünyasında heyecan yaratan bir başka yeni film, Bombshell. Charlize Theron, Nicole Kidman ve Margot Robbie'yi buluşturan Bombshell filminden ilk fragman yayınlandı. Film, Fox News'ta 2016 yılında açığa çıkan taciz skandalını beyaz perdeye taşıyor. Filmde Charlize Theron, Fox'tan NBC'ye geçiş yapan haber sunucusu Megyn Kelly'yi, Nicole Kidman televizyon yorumcusu Gretchen Carlson'ı, Margot Robbie yapımcı Ayla Pospisil'i canlandırıyor. Filmde kadın çalışanlarına yıllarca uyguladığı cinsel tacizlerin ortaya çıkmasıyla kovulan Fox News CEO'su Roger Ailes'a John Lithgow hayat veriyor. Yönetmen koltuğunda Jay Roach'un oturduğu filmin senaryosunda ise Charles Randolph'un imzası bulunuyor. Böylece tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.